Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pancar turşusu yapacağız. Pancar turşusu için böyle yarım kilo kadar kırmızı pancar aldım. Bunları iyice yıkayacağım, kurulayacağım. Arkasından böyle bir aparatla bu kabuklarını soyacağım. Pancarlarımı patates soyar gibi soydum arkadaşlar, yıkadım, böyle bir deliğin içine aldım. Şimdi bunları küp küp doğrayacağım arkadaşlar. Sizlere bu aşamaları göstermiyorum, video fazla uzamasın, canınız sıkılmasın diye. Küp küp doğradıktan sonra yaptığım işlemleri anlatacağım size. Pancarlarımı doğradım arkadaşlar, bakın böyle küp küp şekilde doğradık. Bunları tenceremin içine alıyorum. Tencerede pancarlarımı aktarayım. Şimdi pancarlarımın üzerine geçecek kadar, şöyle bir sallayayım düzlensin, geçecek kadar su ilave ediyorum. Pancarların üzerine su ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı kaya tuzu ilave edeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu ilave ediyorum ve arkasından da bir küp şeker kadar, ya da diyeyim ki size bir çay kaşığı kadar da şeker ilave edeceğim. Şöyle bir çay kaşığı kadar da şeker ilave ediyorum. Bunu böyle bir karıştıralım. Bunu ocağa alalım. Pancarlarımız istediğimiz yumuşaklığa gelene kadar pancarlarımızı kaynatalım. Pancarları ocağa aldım. Altını yakıyorum. Dediğim gibi şöyle tekrardan bir karıştırayım. Bu pancarlara böyle çatal geçene kadar, çok yumuşak olmayacak, çok katı olmayacak arkadaşlar, kaynatacağız. Şekeri ve tuzu baştan bir kısım ilave ettim. Sonra suyun tadına bakıp tuz ilave etmem gerekiyorsa tuzunu ilave edeceğim. Şimdilik bir tatlı kaşığı. Pancarların pişmediğini kontrol ediyorum arkadaşlar. Şöyle çatalı batırdığımda, böyle çatala geliyorsa, bakın şöyle bir daha göstereyim, böyle çatala geliyorsa pancarlar istediğimiz kıvama gelmiştir. Bunu şimdi kapatıyorum. Pancarlarımı bir kaba alıyorum. Suyumu bir kaba alıyorum. Suyumun ılımasını bekliyorum arkadaşlar. Böyle bir süzgeç yardımıyla suyu aşağıya bıraktım. Pancarlarımı böyle bekletiyorum, süzülsün. Bu su ılıdıktan sonra diğer yapacağımız işlemlere geçeceğiz. Pancar suyun bir taraftan soğumaya devam ederken şöyle bir kavanozun içine haşlamış olduğum pancarlarımı atıyorum arkadaşlar. Böyle kavanozu dolduracağım. Böyle bir kısmını doldurduktan sonra şöyle 6 diş sarımsağım var. Bütün olarak içine atıyorum. Şöyle aktaralım. Daha sonra pancarlarım. Pancar suyumun ılımasını beklerken bir taraftan da size şunu söyleyeyim. Kattığım bir tatlı kaşığı kaya tuzu ve bir çay kaşığı şeker tam kıvamında arkadaşlar. Benim damak zevkime göre eminim ki size de uyuyacaktır. Bu arada bunlar yaklaşık 20 dakika boyunca kaynadılar. İstediğimiz kıvama geldi. Dediğim gibi siz kontrollü biçimde kaynatmaya devam edin ve yumuşaklığına bakın. Çok yumuşak olmayacak, çok katı da olmayacak. Şimdi bu su ılıdıktan sonra şurada yarım çay bardağı elma sirkemiz var. Siz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Birbiriyle karıştırıp turşumuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Ben şimdi sadece pancar suyumun ılımasını bekliyorum. Şu anda yeterince sıcak ve uygun.
Arkadaşlar pancar suyum ılıdı. Hatta biraz böyle soğuk duruma da geçti. Siz ılık olarak da yapabilirsiniz. Ben biraz fazla beklettim. Şimdi bu kavanozun içine yarım çay bardağı elma sirkesi ekliyorum. Siz isterseniz bunu üzüm sirkesi olarak da kullanabilirsiniz. Ve sonra bu ılımış olan pancar suyumu da döküyorum arkadaşlar. Tamamını dökelim. Sonra kavanozumuzun ağzını kapatalım ve serin, kuru yerde muhafaza edelim arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum pancar turşumu. Umarım sizler de tarifimi beğenir ve denersiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selametle.